Herkese merhabalar sevgili dostlar. 8 Ekim Salı günü Kocaeli yarış programı tahmin gösüyle sizlerle birlikteyiz. Yoğun bir program var. Hem Kocaeli'de hem Adana'da 10'ar adet yarış bulunmakta. Yani şu anda baya baya 4 tane altılı bir gün bir salı günü bizleri bekliyor. Bilginize hem de baya yarışlı yani 9 da değil 10'ar koşu var. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenelim katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Teşekkürleri bilmeyenler için izah edeyim. Videoyu beğenme işareti var biliyorsunuz ki abone olmanın aşağısında yanında bulunuyor veya ekranınıza göre. E orada beğeni sembolünün beğeni işaretinin yan tarafında teşekkürler bulunmakta. Oradan destek verebilirsiniz. Adana yayında dedik. Destek hatırlatmalarımızı yaptık. O halde geçiyoruz Kocaeli tahminlerine. İlk yarış atyarışı.com koşusu kupalı koşu şart 1. 2 yaşlı İngilizler 1200'de kum pistte çıkıyorlar. 11 adet safkan start almakta Warriors Pet ve Reflected Glory Ekür olarak koşacaklar. Arkadaşlar bu koşuda tabi sizlere bir e, idman göstermemiz lazım. Öncelikle idmanları bir verelim. İdmanlarda dikkatimizi çeken hususlar şöyledir. Bir kere e, uzun bir idmanda iyi bir idman çıkaran Lord of the Wolf 3 numara. dikkatimizi çekiyor. E, binini 2,5 gelmiş vaziyette olmasıyla dikkat çekti diyebilirim diğer isimlerden 49,5 gören bir safkan, Sky Authority 10 numaralı safkan dikkat çekiyor ki aynı zamanda 400'ünde 2380 görmüş durumda. Bu at yine burada önem arz edebilir. Warriors Pet ve Reflected Glory yine burada start alan diğer isimlerde Equerry, Ekürler Ekür bu iki safkanda öyle hatırladım şimdi. 37 24 20 ve 1 1003 şeklinde gelmesiyle Warriors Pet burada özellikle dikkat çekiyor diyebilirim ekürlerde. Yani buradaki oyuna baktığımızda arkadaşlar tercihimizi yaparken e, bu isimlere öncelik vermeliyiz. Özellikle burada e, 3 numara Lord of the Wolf Tolga Yıldız'la birlikte dikkat edilmesi gereken bir isim. Daha sonrası 10 numara Sky Authority. Sonra Ekürler, Reflected Glory'de Mustafa Çiçek olacak. E, Warriors Pet'te Doğukan Palor olacak. Bu arada Sky Authority'de Muhammed Mir Bilgin var. Tolga Yıldız Lord of the Wolf'a biniyor belirtelim. E, oyun önerimizde arkadaşlar 3-10-5 şeklinde bir küçük kupon bulunuyor. Geniş kupon için burada bir numara Canay Bey, Mehmet Kaya dersindeki safkan e, yazılabilir. Bir de Ahmet Çelik bilecek bir safkan var. Burada Victor Igolob Gol temsilcisi, Trouble Boy, 6 numara yazılabilir. Yani burayı e, baktığımız zaman arkadaşlar 3-10-5 şeklinde küçük kuponla veya 1-6 ilavesiyle geniş kuponla 3 at ya da 5 at olarak geçebilirsiniz. İkinci koşuya geldim. Saat 5'i çeyrek geçe koşulacak. 15 handikap mücadele. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 metrede kum pistte seyredeceğiz. 9 at iştirak etmekte bu mücadeleye. Arkadaşlar favorimiz burada. 36 günlük arasıyla birlikte son 6 yarışında ya tabela yapmış ya da kazanmış ki o da zaten tabela sayılır. E bir safkan. Eternal City 1 numara arkadaşlar favorimizdir. Berkant Gökçe idaresinde bu yarışı kazanmaya çok yakın gözüken bir safkan. Biz bu safkanı aynı zamanda alternatif tek olarak da değerlendiriyoruz. Ama rakip gördüğümüz 2 numara Herman Star. Son yarış 6. kalmış olmasına rağmen tercihlerimizi aldık. Bir de idmanları bir gösterelim. İdmanlarda dikkat çeken husus bilhassa burada kum pistte çalışan binini 2.80 gelen Cadde Bostan ve Bonnaro'nun 36.40-22.80'lik idmanı dikkat çekmekte arkadaşlar. Bu idmanlar tabi tarihlerini de bir kez daha açmışım göstermiş olayım. Bakın biri 5 Ekim biri 6 6 Ekim yani hemen hemen yarışa çok yakın tarihler ve atların çok iyi etki etkili koşabileceğini görebiliyoruz. Bu yüzden 3 ve 4 varalı safkanlara da şans tanınabilir. Kadir Tokoçoğlu idaresindeki Cadde Bostan ilk kez kuma çıkacak. Ahmet Çelimince Bonaro ise son yarışında biraz etkisizdi ama bu idmanla birlikte Bonaro'nun da şans bulma ihtimali söz konusu diyebilirim. Bir numara alternatif tek 2-3-4 şeklinde bir ilave söz konusu olabilir. Çok da fazla tek atmaya zorlamanız gerekmiyor ama hani bütçeniz açısından risk alıp tek atmanız lazımsa bu at burada tek olabilir arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldim 14 handikap 2 yaşlı İngilizler 6'ya çeyrek kala koşacaklar. 1200 metrede kum pistte izleyeceğiz bu mücadeleyi. 8 atın iştirak edeceği bir mücadele. Bu yarışta tabi değerlendirilmesi gereken birkaç tane önemli husus var. Bunlardan birisi derece meselesi. Derece konusunda etkili derece görmüş diyeceğimiz safkanlar tabi 1.16 gören 3 tane isim bulunuyor burada. Bunlardan 3'ünü de yazmamız lazım. Hani birini seçip ikisini seçip falan değil. 3'ünü de yazmamız lazım. Panfo Faro 2 numara. Kadir Tokoçoğlu'nun bineceği Safkan. Burada görüyorsunuz 1.16.91'i var. 6 yarışta 5 kez tabela başarısı sergiledi. Grup müsait olduğu için ben etkili koşmasını bekliyorum. Devam ediyorum. Mahmut Turan'ın bineceği Safkan. May Bingo 4 numara. Son 6 yarışında 3 kez kuma çıktı. İkisinde tabela yaptı ki birini kazandı. 1.16.40'lıkta bir derecesi bulunuyor. 27 Ağustos tarihinde koştuğu yarış performansı. Arkadaşlar devamında tabii bir diğer bir 16 gören isim Fırat Arslan biniyor. 7 numara katana boyu tavsiye edeceğim. 12 gün evvel 4. oldu. O da dereceyi gördüğü tarih 10 Eylül tarihinde yani çok çok daha yakın bir tarihte gördü bu dereceyi. Bu da çarpıcı bir durum. 7 numara katana boyu da yine oyunda tercihlerimizi aldık. Geniş kupon açısından burada değerlendirme yapmak gerekirse 3 numara excellence ve 6 numara baytürenin yazılma durumu söz konusudur. 3 at ya da 5 at şeklinde bir oyunu burada bu sebeple tercih edebilirsiniz. Ekserans 14 günlük ver kazandı. Baytüre 56 günlük arayla geliyor. Onun için bir idmanları göstereceğim hemen. Baytüre'nin e, 49-60-24 şeklinde 4 Ekim tarihli idmanı olduğunu ve atın hazır olduğunu söyleyebiliriz. Ve Ekserans 49-23-60 şeklinde son derece etkili bir idmanla geliyor. Yani geniş kupon için tercihlerimizin de ne kadar doğru olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. 3 at veya 5 at şeklinde burada oyunumuzu planladık. Tabi 8 at var 5 tane at yazmak istemiyorum diyebilirsiniz. Onu da anlayışla karşılarız ama biz böyle bir oyun tercihine gittik. 4. koşu saat 6.30'da 15 handikap, 3 yaşlı Araplar, 1400 metre kum pisti yarışı. 8 e, Safkan'ın start alacağı bir mücadele. Arkadaşlar favorimiz Muhammed Mirbilgin dersteki 2 numara e, Semen Batur olmuştur burada 4. koşuda. Semen Batur 2 numarayı favori görüyoruz. 1 numara Barbu da rakip olacak tabii ki. E, onu da yazmak lazım. 8 gün evvel kazandığı yarışla birlikte bu mesafede de etkili sayılır grup açısından değerlendirdiğimizde. 3. numara 7 kardeşler. Ahmet Çelik, Minci Safkan yine oyunda yazılabilir. Son yarış 3. kalmasına rağmen tercih 8 gün evvel ikinci olan ve son derece düşük bir kiloda Cemal Paso ile Genç kan 7 numaraya da fırsat tanıyabilirsiniz. Son olarak burada artık geniş kuponda bir tane daha at yazmak istiyorum diyen varsa e, Afşin Tay 4 numara Mehmet Kaya denilebilir. 1.37.86'lık bir derecesi var. 30 Eylül tarihine ait bir e, derecesi bu. Bundan daha etkili tabii ki koşabilir. Yalnız tabii e, 8 gün evvel bir dördüncülük elde etmiş olması da çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere o dördüncülükte e, bu 30 Eylül tarihte dereceyi yaptı. Bundan daha iyisini de yapabilir. Evet e, bu koşuda oyun tercihimizi böyle yaptık. Geçiyorum bir sonraki koşu. Beşinci koşu at koşusu. şart 1-2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı. 10 tane safkanın iştirak edeceği bir mücadele. Bir idmanları göstereceğim size. İdmanlarda dikkat çeken hususlar nelerdir onu bir değerlendirelim. E, şöyle ki 35.5-23.5 şeklinde gelen bir idmanlı safkan var. Mike King Brother 5 numara. Gerçekten çok etkili bir idman onu söylemek lazım. Fairy Glory ona en yakın idmana sahip olan Safkan 8 numara. Kalmen e, Fest'in de e, 1000 metrede 2.70 görmüş olması önem arz eden bir husus. Şimdi bu 3 atın biraz Sidman'da dikkat çekici söyledik. Bir de Luke Skywalker var. O da 37 yaptı 600'ün ama 400'üne 23'e kadar düştü. O yüzden onu da burada eklemek gerekecek diye düşündüm. Bir de arkadaşlar bir safkan daha var. Onu da bu atları belirttikten sonra onu da ekleyeceğim. Şöyle ki oyun tahminimize geçiyoruz. 5 numara My King Brother'la başladım. Ardından arkadaşlar burada Fairy Glory 8 numara dedik. E, 4 numara Luke Skywalker. 1 numara Kalman Fest. Ve son olarak Joyus, e, Joyous. 3 numara Joyous. Mahmut Turan'la birlikte burada size önereceğimiz bir diğer safkan olacaktır. E, bu safkanı da yazmanızı bilhassa öneriyorum. Ve böyle bir şekilde oyunu bırakabilirsiniz arkadaşlar bu koşuda. 6. koşuya geldik. 16 handikap. 4 yukarı arapatlarına atlarına mahsus 2000 metre kum pist yarışı. Burada izleyeceğimiz 10 adet safkan bulunmakta. Arkadaşlar tabii ki tek durumunu merak ediyorsunuzdur. Ben burada bankotek vereceğim bir tane Safkan'a. Ee, yani kendi kararınıza göre belki tek atmak istemeyebilirsiniz. Ama ben açıkçası son yarış performansını düşünerekten burada bu kanaati getirdim. Ee, bu arada alternatif tekimiz var. Yani bir tane alternatif tek size sunduk. Ha hani dedik çok gerekmez ama isteyenler kullanabilir. O yüzden onu da belirteyim. Şimdi ben size bir şey göstereceğim. 4 numarada Dinç bir göstereceğim. Burada yeni sisteme tıklamış olduk. Geçelim tekrar. 4 numara Dinç Ege'yi bir göstereceğim. Bakın görüyorsunuz etkili performanslara gelebilen bir safkan. Son yarış performansında, şurada açalım. Son yarış performansında ikinci kaldı. Ve o yarışı kim kazandı? Mandar Abbas. Dinçe'ye 54,5 kilodaydı. Mandar Abbas 2 kilo fazlayla 52'ye koşmuş vaziyette. Ve bakıyoruz burada burada işte işin bir e, kaderin cilvesi mi denir ne denir. Yine Dinçe'ye ile Mandar Abbas aynı yarışta 51 kilo gözüküyor. Yani Ali Can İnci e, geçen yarış 52'ye binmiş. 1 kilo fazla binebilir ama hadi diyelim ki 2 kilo fazla binsin. 53'e e, binilmiş olsun burada Mandar Abbas'a. Ahmet Çelik'in bince Dinçege 54,5 kilo değil bu sefer 57,5 kilo daha da yüksek bir kiloda koşacak. E, bu şartlar altında ben çok net bir şekilde görüyorum ve söylüyorum ki 8 numara Bandara Bas son yarıştaki performansının formunu burada da korur ve kazanır. Bu yüzden ben 8 numaraya güvenerek burada 8 numarayı banko olarak bıraktım. Gerekçem çok net, çok e, bariz bir oyun bu. E, mesafede mesafe güzel bir mesafe. Öyle hani e, kısa mesafe olsaydı işler biraz değişebilirdi. Hani derdik ki ya işte oldu bittiye gelir bir at kazanabilir ama şu anda bu kadar uzun bir mesafede bu kilo farkında e, bir avantajı çevirip Mandara bas kazanır burayı. O yüzden 8'i bankotek olarak verdim. Alternatif tek var. Dileyenler tabii ki farklı bir oyuna gidebilirsiniz. Her iki altı da kapsayacak bir tane bankotekimiz var şu anda zaten. Gelelim 7. koşuya saat 8'de kısa vade 7 mücadelede 3 yukarı İngilizleri 2000 metrede kum pistesi seyredeceğiz. Arkadaşlar burada risk almak isteyenler 1 numaralı Kicast'ını alternatif tek olarak bırakabilirsiniz. Yani ikinci altılı içinde bir alternatif tek. Burada size sunmuş oluyoruz. Bekir Mert Mırık Safkan 32 gün evvel kazanma başarısı sergilemişti. E, Tabi grupta 4 numara Anadolu Lideri var. Mustafa Mustafaçı giderse start alacak. Son 3 yarışında kum pisti, etkili koştu. 21 gün evvel kazandı. Bir de burada Lion Empire var 5 numara ki onu da tavsiye edeceğim. Eee alternatiftek e, bırakmayan arkadaşlar için. Lion Empire'ı şöyle bir göstereyim bu önemli. Çünkü bu at 1 e, Mart ayında koştu, bir Nisan ayında koştu. Bir ikincilik, bir galibiyet elde etti. Tuhaf bir durumdur. Aralık'tan sonra ee, yarış koşmadığı bir 3 aylık süre diyebiliriz buraya ve 3 ayın ardından kısa vade 6'da ikinci geliyor. Sonra şart 4 kazanıyor ama bir sakatlık daha yaşıyor ve Eylül ayına kadar koşmuyor. Orada da dördüncülükle ayrılıyor yine bir kısa vade 6 yarışta. Yani bu at zaten aralar vermesine rağmen etkili koşabilen bir safkan. O yüzden burada bir sürpriz yaparsa şaşırmam. Onun için de ben burada oyun tercihimi ekledim. Yalnız bir numara her halükarda alternatif tektir. 4 ve 5 ilavesi söz konusudur. Onu paylaşalım. 8. koşuya geldik. Saat 8.30'da şart 5 4 Yukarı Araplar 1400 metrede kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz 9 adet isim bulunmakta. Biz bu 9 safkan içerisinde favori hanesinde değerlendirdiğimiz isim bu mesafenin etkili bir safkan olmasıyla birlikte 3 numara Aslan Soyludur. Son 3 yarışında hatta bence yani baya bir süredir de diyebiliriz. Pek etkili koşamıyor safkan. Arada ikincilik 4.lik gibi tabelaları olmasına rağmen pek etkili koşamıyor. Fakat grup içerisinde de zaten ee, çok fazla etkili Safkan yok. Bu yüzden Aslan Soylu'ya fırsat gelecektir. 2 yarıştır kazanan bir rakibi var Aslan Soylu'nun. 9 numara Son Oğul, Mahmut Turan idaresine start alacak. 2 yarıştır kazanıyor olması ve bu mesafede 134-19 Geçmişte gördüğü bir derecesi. 2022 tarihli görüyorsunuz ki. E, bulunması sebebiyle mesafeyi seven dış startta en dış kuvarı çekmiş Safkan. Burada e, zaten dış start tercihinde e, bir tek o bulunduğu için tabii en dış kuvarı geliyor. E, i̇stediği gibi bir yarış koşacak. 9 numara Son da oyunlara yazılması gerekmektedir. Şimdi 3 ve 9'u yazdıktan sonra artık birazcık daha cazip bir isme yönelmenin ben faydalı olacağı kanaatindeyim. Ee, yine formsuz olduğu için biraz göz ardı edilen bir safkan var. Fırat Arslan biniyor. 1 numara bilir kişi. Bu ata burada fırsat doğabilir. Dikkat edip eklemekte fayda var oyunlara. Yine benzeri durumda e, tuttuğunuz ettiğiniz bir at varsa ekstralara gidebilirsiniz. Ben burayı 3-9-1 şeklinde 3 atta yeterli buluyorum. Daha fazlasını isteyen tabii ki yazabilir dediğim gibi. 9. koşuya geldim. Saat 9'da şart 3 dişi 3 yukarı İngilizler 1500 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 10 adet safkan start alıyor. E, bu 10 içerisinde favori hanesinde gördüğümüz isim 1 numara Özay Suzan Anadır. Cem Altun Dareslik safkan 11 gün evvel kazandığı yarış olmasa burada favorim olmazdı. Ama o yarışla birlikte favorim oldu. 1.32.89 gördüğü en iyi derece 2021 tarihine ait. Ama bu zaten mesafe 1500 etkili gidebileceği bir mesafe. Bunu biliyoruz. O yüzden de 1 numara Özay Suzan Ana burada favori. Devamında rakip Mehmet Kaya ile Sofiyenya Enya e, 4 numarayı önereceğim. E, 11 gün evvel 3. kalmıştı bu Safkan'da. Bir önceki yaşta 4. olmuş bir isim. Yine genel kalitesiyle fark yaratabilecek bir Safkan. Bu yüzden 4 numarayı oyuna aldım. Ee, bir süredir etkili bir yarış performansı izletmemiş bir safkan var. Muhammed Mir Mirbilgilmino 9 numara Yumi. Onu önereceğim. Bu sene sadece 5 yarış koştu. O yüzden bir göstermek istiyorum ne zamanlar koştuğunu. Arkadaşlar at aslında bakarsak bu 5 yarış performansında e, Ocak, Şubat şeklinde koşmuş yarışta. Ve 8 Mart'ta bir tane yarış var derecesiz. Ondan önceki yarış yine derecesiz. Gördüğünüz gibi 11 Şubat'taki yarışı. E, ve bu şartların ardından safkan e, Eylül ayında 26 Eylül'de bir yarış görüyor. Ficaş Ficaj koşusu kısa vadi 7'de bir yarış. Ve 11. tamamlıyor. 1200 metrede bir yarışı. 1.15'lik bir dereceyle geçiyor. Tabii daha evvelinde mesela 1200 var mı kısmı ayrı bir mesele. Hani baktığımızda şurada Çin pistte daha çok hani koşmuş bir safkan yine. Kumda 1200'lü bir derecesi başka bulunmuyor öyle. Şimdi buraya gelişinde atın sadece bir tane yarış gördüğünü bilerek etkili koşma ihtimali olduğunu ama çok da garanti olmadığını bilerek yazmamız lazım. Ben bunların farkındayım ve buna göre yazıyorum. Size de bunu belirtip böyle tavsiye ediyorum. Benzeri durumda olan bir tane daha at var. 17 gün evvel yarış gördü. 8. oldu. Bekir Mert Mırık biniyor. 7 numara Bird Rose. Onu da burada tavsiye edeceğim. Oyun önerimi de bu şekilde 1-4-9-7 şeklinde. 1-4-9-7 şeklinde en fazla 4 atlı bir hale getirdim. 10. koşuya geliyorum. Saat 9.30'da at yarışı.com koşusu. Şart 1-2 yaşlı İngilizler. 1200 metre kum pist yarışı. Burada 10 adet safkan start almakta. Bu onat içerisinde tabi tercihimizi verirken sizlere bir idmanları göstereceğiz hemen. İdmanlarda dikkat çeken hususlar şöyledir. 3 numara good kind of e, 49 derece gördü e, 800'ünü bu önemli. E, onun dışında tabi 23 görmüş olması önemli burada. Ve 2 numara Bayağız yine 1000'ini 3 ve 400'ünü 23.40 geldi. Bu bakımdan dikkat çekiyor. E, bunun dışında Interstellar'ın 36 ve 24 şeklinde gelmiş olması da çarpıcı bir durum arkadaşlar burada iki numaradan bahsettik 3 numaradan bahsettik ve 9 numaradan bahsettik 2 3 9 küçük kupon için yeterli görüyoruz geniş kuponlarınız için bir numara Bay Şimşek ilave olarak veriyoruz ve super number 7 numarayı yine burada tavsiye etmekteyiz arkadaşlar geniş kuponlar için bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar tek meselesi gayet net yani burada 7. koşuda bir numara Lucky alternatif dedik. 6. koşuda biliyorsunuz ki Mandar Abbas 8 numarayı tek olarak vermiştik. Ve ilk altılığı için yine bir alternatif tekimiz vardı. O da e, şurada gelelim e, gösterelim sizlere. E, şu koşuda nerede geçtik mi onu bakalım da arkadaşlar. Burada bir yanlışlık olmasın sizler için. Biliyorsunuz ilk altılıda da yine bir alternatif tek durumumuz vardı. Ee, bu yarış ekselansı bulunuyor. Burada Fonfofora vardı. Bu yarış değil. Burada. Evet burada 1 numara Eternal City arkadaşlar. ikinci koşta bir numara Eternal City'yi biliyorsunuz ki alternatif tek olarak vermiştik. Ee, yani böyle bir oyun var. Adana tahminleri de yayında seyredebilirsiniz. Ee, kanala abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.